Hangisi böcekler grubunda yer almaz? Bakın eklem bacakları ne yapmıştık? Kabuklular, araknitler, çok ayaklılar ve böcekler olarak kabaca ayırmıştık. Burada karınca, çekirge, arı, kelebek bunlar böcek. Kene ise örümcek, akrep, kene neredeydi arkadaşlar? Araknitlerdeydi. O yüzden cevabımız C seçeneği. Virüsler hangileri nedeniyle canlılar alemi içinde sınıflandırılmaz? Yani hangisi cansız özelliğidir? Genetik materyale sahip olma canlı özelliği, protein sentezi, protein yapı canlı özelliği. Ama cansız ortamda inaktif forma ya da kristalize forma dönmesi cansızlık özelliğidir. O yüzden cevabımız yalnız 3. Virüslerin moleküler yapısını inceleyen bir araştırmacının aşağıdaki molekül çiftlerinden hangisinin birlikte olmasını beklemez demiş. Bakın virüslerde kocaman yazıyorum DNA veya RNA bulunur. O yüzden DNA ve RNA birlikte beklenmez. Herhangi bir tanesi tek başına olabilir. Protein kılıf içerebilirler. Diğer hücrenin içerisine girerken kullandıkları enzimler var. Bunlar metabolik değil. Cevabımız A seçeneği. Hangisi hayvanlar alemindeki tüm canlılar için ortaktır? Bilateral simetri yani iki yönlü simetri bazılarında ama ne var? Radyal yani ışınsal simetri bulunur. Vücudu örten ve su kaybını önleyen deriye sahip olma bazılarında keratin pullar var. Bazılarında kitin yapılı dış iskelet var. Merkezi sinir sistemine sahip olma hiç sinir sistemi olmayan ya da sinir sistemi merkezi ya da çevresel şeklinde gelişmemiş hayvanlar da var arkadaşlar. Mesela süngerler bunlardan bir tanesi. Kemik yapılı iç iskelet omurgalıların özelliği omurgasızlarda bulunmaz. Ama bütün hayvanlar dışa bağımlıdır beslenme bakımından. O yüzden hepsi heterotroftur. Bir hayvanın ait olduğu sınıfı belirlemek için tek başına yeterlidir demiş. 4 odacıklı kalp, kuş, memeli ve bazı sürüngenlerde bulunur. Kapalı kan dolaşımı tüm omurgalarda, bazı omurgasızlarda bulunur. Sabit vücut sıcaklığı kuşlarda, memelilerde bulunur. Vücudun pullarla örtülü olması balıklarda, sürüngenlerde bulunan bir özellik. Ama bakın süt bezleri dediği zaman sadece memeli yazıyorsunuz ve cevabı buluyorsunuz. Tüm memeli takımlarında ortak değildir demiş. Bakın memeliler gagalı, keseli ve plasentalı olmak üzere kendi içerisinde 3 grup. Vücut sıcaklığı metabolizma sonucu sağlanır ve değişen çevre şartlarından çok etkilenmez. Meme bezlerince üretilen süt salgılanması üçünde de var. Ne yaparsanız yapın, yavrunuzu yumurtlasanız da, kese içinde büyütseniz de, uterusta büyütseniz de bir şekilde süt veriyorsunuz. Embriyonik gelişiminin bir kısmını uterusta gerçekleştirmesi, bakın gagalılarda böyle bir özellik yok çünkü onlar yumurta içerisinde gelişiyorlar. Vücutta keratinden yapılmış kıl bulunması ortak, çene yapısı, diş gibi yapıların bulunması ortak arkadaşlar. O yüzden cevabımız C seçeneği. Farklı hayvan türlerinin filogenetik yakınlık derecelerini göstermek için ne kullanılabilir? Tabii ki protein ve enzim varlığı, özellikle ortak yapılar kullanılabilir. Çünkü neden? Protein ve enzimler gen ekspresyonudur. Yani DNA'dan gelen bilgilerdir. Ribozomal RNA baz dizilerinin benzerliği aynı şekilde DNA'dan gelen bilgilerdir. Bir canlının kromozom sayısı sınıflandırmada kullanılmaz arkadaşlar. Mesela kurt bağrı bitkisi, insan, moli balığı 46 kromozomla, yerel tohutlarının bazı türlerinde 500 kromozom var. Bakın ne yerel tohutu bunlardan gelişmiş ne de aynı sayıda kromozoma sahip oldukları için kendileri aynı yerde değerlendiriliyor. O yüzden kromozom sayısı kullanılmaz. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2. Omurgalılar şubesinde yer alan ve vücut sıcaklığı sabit olmayan tüm canlılar. Kim bunlar? Balık, amfibi ve sürüngen. Peki ne ortaktır? Gaz alışverişi akciğerde gerçekleştirme balıklarda böyle bir şey olmaz. 3 odacıklı kalp balıklar 2 odalı. Azot, amonyak oluşturma, sürüngenler ürik asit, amfibiler genellikle üre atarlar. İç döllenme dış gelişme balık ve amfibiler dış döllenme dış gelişme yapıyorlar. Al yuvar içerisinde hemoglobin bulunma. Hemoglobin oksijen karbondioksit taşınmasını sağlayan bir protein, bir pigment yapı ve bütün omurgalılarda al yuvar içerisinde bulunur cevabımız. E seçeneği bu spot bilgiyi lütfen not alın arkadaşlar.
Bir biyoloji öğretmeni öğrencilerinden omurgalı hayvan gruplarını sınıflandırmasını istiyor. Öğrencilerin sınıflandırma yaparken aşağıda verilen özellikleri kullandıkları kabul edilirse hangi özelliğe sahip tür sayısının diğerlerinden daha az olması beklenir? Şimdi çekirdek içermeyen olgun alyuvarlar kimde bulunur? Memelide. Embriyosunu plasenta aracılığıyla besleyen memelilerin daha da alt gruplarında. Yani bu daha da az oldu. Embriyonik solungaç yarıkları teoriye göre arkadaşlar embriyonik dönemde şu şekilde balık, kurbağa, sürüngen, kuş memelinin solungaç yarıkları var. Bu omurgalı diye söyleyelim biraz daha kalabalıklaştı bakın. Kemik yapılı iç iskelet birçok omurgalı yine bazıları hariç bir iki tane tür hariç bu şeyde sayı da arttı. Kafatası çeneye sahip olanlar yine birçok omurgalıda. Bakın en az olan bir sınıfın içerisindeki alt grup. Yani cevabımız B seçeneği. Hayvanlarda kurbağalardan memelilere doğru hangileri artış gösterir? Kalpteki odacık sayısı artar. Kurbağalarda 3, memelilerde 4. Akciğerin yüzey alanı artar arkadaşlar. Özellikle memelilerde bulunan alveoller sayesinde. Alyuvardaki hemoglobin miktarı artar. Çünkü memelilerde olgun alyuvarlar çekirdek ve organel içermez. Daha çok hemoglobin taşıyabilmek için. Bir üreme döneminde oluşturulan canlı sayısı ise azalır. Canlının gelişmişliği arttıkça arkadaşlar doğurganlığı azalıyor. Mesela insanı düşünün. Neden? İşte bakma ve anneye olan yükü azaltmak için. Ne oldu arkadaşlar cevabımız? 1, 2 ve 3. Virüslerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Tüm proteinleri oluşturmak için gerekli donanıma ve metabolik enzimlere sahiptir ifadesi yanlış. Başka bir canlı hücrenin içerisine girmek zorundalar arkadaşlar. Sadece belli konakçı türü enfekte eder. Evet, doku, organ, hücreye spesifiktir diyoruz. Konakların viral yüzey proteinler aracılığıyla tanıyorlar. Yani nedir? Hangi hücreye girebileceklerini kendilerinde bulunan o reseptörlerle, anahtar kilit ilişkisiyle tanıyorlar. O yüzden cevabımız ne oldu? 2 ve 3. Bazı böcek örnekleri verilmiştir. Buna göre şekilde verilen böceklerin tümü için özelliklerinden hangileri ortaktır? Bakın burada arılar var, karınca, kelebek, sinek var. 3 çift bacağı sahiptirler. Bu ifade bilinecek arkadaşlar sınav sorusudur. Kanat sayısı, gövde sayısı, işte bacak sayısı. Dersleri lütfen orada dikkat edin. Çünkü böcekler ÖSYM için önemli. Baş bölgesinden çıkan antenlere sahiptirler. Bakın bir çift antenleri var. Trake solunumu yaparlar. Trake solunumu boru sistemidir. Gövdeden vücudun içerisine doğru şu şekilde girer. Bakın burası dış, burası iç. Ve bu sayede gazlar doğrudan hücrelere kadar gönderilir. Parazit olarak beslen mesela arı ve kelebeklerde parazitlik yoktur. Karıncalarda parazitlik yoktur arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3. Bazı sistematik kategoriler ve bu kategorilerin oluşmasına neden olan bazı özellikler verilmiş. Bakın solucanlardan sonra omurgalılar ortaya çıkmış. Omurgalılarda ilk işte balıklar ortaya çıkmış. Sonra 4 odacıklı kalp oluşunca bir anda timsahlar ortaya çıkmış. Sonra amniyotik yumurta gelişince bir anda kuşlar, süt bezleri gelişince memeliler gibi bir sanki sıfırdan başlama yani başlangıç bitişi belli olan bir evrimsel süreçten bahsedilmiş soruda. Açıklamalarından hangisi doğru değildir demiş. Şimdi bakalım şöyle. Solucan omurgasız bir hayvandır. Omurgalıdan önce. Balıklarda amniyotik yumurta bulunmaz. Amniyotik yumurta timsahlardan bile sonra oluşmuş. Kuşlar süt bezlerine sahip değildir. Kuşlardan sonra süt bezleri oluşmuş. Timsah 4 odacıklı kalbe sahip. Bakın 4 odacıklı kalpten sonra timsah oluşmuş. Maymunun timsahla olan benzerliği kuşa olan benzerliğinden daha fazladır. Hayır, maymun kuşa daha yakındır. Timsah bir sürüngendir, daha uzaktır. O yüzden cevabımız ne oldu arkadaşlar? B seçeneği.